Evet arkadaşlar, bungalovumuzun böyle şirin bir balkonu var. Küçük ve şirin. Önünde balkonda yani bir tane işte masa, sandalye vesaire var. Kendi yiyeceğinizi getirip burada içebiliyorsunuz. Yani yiyeceğinizi yiyip içebiliyorsunuz. Evet Özlem Hanım, nedir sizce bungalov? Nasıl? Gayet güzel, şirin bir yer. Çok beğendim. Başka? Başka? Yani ailecek gelinebilecek bir yer. Denize yakın. Deniz biraz taşlı ama güzel bir deniz var. Suyu nasıl, Tertemiz. sıcak mı? Yani İzmir denizine göre biraz daha serin ama gayet güzeldi. Yemekleri nasıl peki? Yemekleri de gayet başarılı. Fiyat? Fiyat uygun denebilir. Evet. Remzi, sen ne diyorsun? Deniz güzel miydi? Güzel. Beğendin mi burayı? İlaçlı kumlu. Burayı beğendin mi? Beğendim bayağı. Tamam. Rüya Hanım, sen beğendin mi? Nasıl burası? Güzel. Peki o zaman. O zaman birazdan bungalovun içinde size göstereceğim. Daha sonra günün sonuna gelmiş olacağız. Evet arkadaşlar, bungalovumuzun bahçesi şu şekilde. Kendine ait küçük bir bahçesi var. Hemen girişte şöyle minik bir balkonumuz var ama yeterli bir balkon. Balkonda bir tane masa, işte duruma göre 3 tane sandalye vardı bizimkinde. İdeal zaten. Dışarıda aydınlatmalarımız var. Direkt odaya giriyoruz arkadaşlar. Odanın içinde merhaba. Bir tane iki kişilik yatağımız var. İşte yanda eşyaları koymak için komodin vesaire. Gece lambası. Yukarıda bir tane klimamız var. Bir tane ilave yatak ama bizde 3 çocuk olduğu için biz ikili ilave yatak koyduk. İki tane penceremiz var arkadaşlar. Gayet aydınlık oluyor. Komple ahşap bir bungalov. Hemen karşıda bir ayna. İki tarafında gardırop. Bir tane sandalye, işte çöp kovamız. Şurada bir tane mini buzdolabımız var arkadaşlar. Dışarıdan getirdiğiniz veya buradaki su veya işte dolapta durması gereken şeyleri buraya koyabilirsiniz. Aydınlatmalar falan gayet güzel, gördüğünüz gibi. Komple ahşap, tek oda. Televizyon vesaire yok çünkü tarz bungalov tarzı. Bu tür yerlerde zaten televizyon çok aranmaz. Hemen içeriye gireceğimiz banyo ve tuvaleti var arkadaşlar. Hem fan hem aydınlatma var şu şekilde. İşte duşakabin, tuvaleti, bir tane de şöyle lavabosu. Yeterli bir bungalov ev. Gayet kullanımı güzel. Ve arkadaşlar, önemli olan ne biliyor musunuz? Denize çok yakın. Şöyle göstereyim. Hemen kapıdan çıktığınız zaman. Tabii bu biraz da şans. Tabii rica da edebilirsiniz. Hani denize yakın olsun diye. Yaklaşık olarak 20 metre yürüdüğünüzde denizdesiniz. Evet arkadaşlar, Cunda gezimizi bitirdik. Şu an dönüş yolundayız, İzmir'e doğru. Birazdan otobana gireceğiz. Detaylı olarak hani zaten gittiğimiz, konakladığımız, yediğimiz yerleri komple paylaştım. Bunun dışında Cunda Adası'nda Mokamp diye bir yer var arkadaşlar. Orada kaldık, biliyorsunuz zaten. Gayet güzeldi. Yemekler güzeldi. Kahvaltısı da dahil ama kahvaltı bir tık daha iyi olabilirdi aslında. Ama karnımızı doyurduk mu? Evet, doyurduk. Sabahın köründe deniz çok güzeldi. Ben tekrar çıkarken teyit aldım. Yani 12 ay boyunca orası açık oluyormuş. Karavancılar, işte çadırcılar, bungalovda kalmak isteyenler burayı tercih edebilir. Bunun dışında günübirlik tesis kullanımı için girişlere de belli bir ücret karşılığında izin veriyorlarmış. Fiyatla ilgili çok detaylı bilmiyorum. Sadece bungalov fiyatı olarak şu an kahvaltı dahil 7.000 lira arkadaşlar. Ama 15 Eylül'den sonra indirim gelecekmiş, kampanyaları varmış. 4.000 TL'ye düşecek. Tabii kış sezonuna doğru girdikçe bu fiyatlar biraz düşüyor arkadaşlar. Bunun dışında fiyatlarla ilgili bilgi verdim zaten.
Yemek konusunda Cunda merkeze gelirseniz orada bir tık daha düşük fiyat arkadaşlar. Biz mesela akşam yemeğine hani çocuklarla birlikte 4000 TL'ye yakın bir hesap ödedik. İçki yoktu menüde. Sadece bir tane bira vardı. Aynı yemeği mesela Cunda Adası'nda yeseniz ne olur? 1000 TL daha az ödersiniz. Ama Moğkamp'taki o ambiyans, ne bileyim, manzara, denize sıfır yemek yiyorsunuz. O manzara tabii ki Cunda Adası'nda merkezde yok arkadaşlar. Bence 1000 liraya değer mi? Evet, değer yani. Gerçekten güzeldi. Ve hani mesela diyelim ki alkol alacaksınız. Cunda Adası'ndan tekrar gelmek de problem. Araçla gidecekseniz. O yüzden alkol alacaksanız kesinlikle orada onların restoranında yemek yemek çok daha mantıklı. Orayla alakalı, Cunda Adası'yla alakalı, Moğkamp'la alakalı sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmından bana sorun arkadaşlar. Son olarak bir de şeyi söyleyeyim. Bir de bir saatlik tekne turu yaptık. Cunda Adası'nda işte şeytan sofrasına kadar geliyor. Adaları falan gösteriyor. Anlatıyor da. Kişi başı 200 TL arkadaşlar. Cunda Adası'na kadar gelmişken bunu da yapmakta fayda var. Dediğim gibi umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone olun linkini tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.